Arkadaşlarım merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün deneme deposu yayınlarının hazırlamış olduğu integral deneme 4'teyiz. Bir ile hemen başlayalım. Şimdi diyor ki f2 kere g1 kere türevlenebilir fonksiyonlardır diyor. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlarım burada şunu yapmamız lazım. Şimdi integralin eşini vermiş ya. Acaba şu içerisindeki fonksiyona bu eşidinin türevi eşit midir? Yani şunu demek istiyorum. Şu dışarıdaki fonksiyonun türevini aldığım zaman içerisi yapacak mı? Alalım arkadaşlarım türevini. G 2x artı 1 türevi nedir? 2 tane G üssü 2x artı 1 eşittir aslında fx olması lazım. Bizim bilgimiz bu. Bakın içerisinin türevini unutmayalım. Ama o demiş ki sadece bu demiş. Yanlış. Bu gitti. Şimdi diyor ki bunun türevini aldığım zaman bu yapar mı? Birinci türevin bir daha türevini alırsam iki kez türev yapacaktır arkadaşlarım. Eşit midir? D kare fx bölü dx kare de zaten ikinci türevin diğer bir gösterimidir. Bu da doğrudur. Bu yanlıştı. Şimdi buna baktık. Bileşke fonksiyonun türevi. Şöyle yazdığım zaman f içinde gx yazdığım zaman şu içinin türevi çarpı f üssü gx demem lazım. Bakalım aynısı mı? İçinin türevi f üssü gx. Bakın aynısı. O zaman doğru cevabımız 2 ve 3 olmuş oluyor. Geldim 2'ye. Eşitliğini sağlayan f fonksiyonun grafiği 1, 1 noktasından geçmektedir diyor. Buna göre f2 hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlarım bunun türevini alacağız belki ama ln(x)'in türevini bilmiyoruz biz. O yüzden ne yapalım? Burayla ilgilenelim. Şimdi bu integralde ayrı ayrı yazdığı zaman toplamaları birleştirmek vardı. Yani şöyle yazabilir miyim? Fx artı x çarpı f üssü x dx diye yazabilirim. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Şurası arkadaşlar neyin türevidir? Bariz belli oluyor değil mi? X çarpı fx'in türevidir. Çünkü birincinin türevi 1 çarpı ikincinin kendisi artı ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Tabi bir de ne var arkadaşlarım? Artı c gibi bir sabit var. Buradaki c ile arkadaşlarım bizim c'miz aynı değil. Buna c1 diyelim isterseniz. Eşit olmalı bu. Ln x artı c. Şimdi x çarpı fx eşittir. Ln x artı karşıya attığım zaman c eksi c1 olacak. Ona farklı bir sabit diyelim. İsterseniz büyük c diyelim. Tamam. Sabit. Sonuçta sabittir. Şimdi diyor ki f fonksiyonun grafiği 1'e 1 noktasından geçmiş. Yani demek istiyor ki 1 attığın zaman 1 çıkacak. O zaman 1 atalım. 1 çarpı f1 arkadaşlarım eşittir. Buradan ln 1 artı c oldu. Büyük c tabii ki bu. F1 1 ise ln 1 de bildiğim üzere 0 arkadaşlarım. Yani buradaki sabiti bir şekilde bize buldurdu. C 1'miş. O zaman x çarpı fx eşittir ln x artı 1 yazabilirim. Ne diyor bana? F2 nedir diyor. O zaman 2 ile x'e 2 yazalım. 2 çarpı f2 eşittir ln 2 artı 1 olsun. Şimdi arkadaşlarım burası ln'li olduğu için buradaki 1 yerine de biz ln e yazalım. Hatta ve hatta şuradaki toplama işlemini ln 2 e yazabiliriz. Artıyı çarpıyorduk hatırlarsanız. Şuradaki arkadaşlarım f2 o zaman ne oldu? Ln 2e bölü 2 oldu. Bunda 1 bölü 2 tane ln 2e yazabiliriz. Logaritma özelliği gereği buradaki 1 bölü 2'yi 2e'nin üzerine atabiliriz. Şöyle 2e üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Köklü sayı özelliği gereği bunu da arkadaşlarım kök 2e olarak yazabiliriz. E seçeneğiyle doğru cevabımız olmuş oldu. Tamam mı? 3'e geldik. Bir tane bir belirli integral var arkadaşlarım. Sıfırdan 1'e kadar x kareyi ne yapmış? Karekök içerisine almış. Biz bunu bir hesaplayalım isterseniz. Şimdi sıfırdan 1'e kadar x kare dx demektir ki x bölü 3, x küp bölü 3 integralini aldım sıfırdan 1'e kadar. Ne oldu arkadaşlarım? 1 yazdım 1 bölü 3, 0 yazdım 0 oldu. Yani 1 bölü 3 oldu. O zaman burası karekök içerisinde 1 bölü 3 oldu. Eşittir diyelim. Şimdi şu integrale bakalım. 1 bölü kök x arkadaşlarım x üzeri eksi 1 bölü 2 olarak yazılır. Sıfırdan a'ya kadar x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. Şimdi kuvveti bir arttırırsam 1 bölü 2 olur. Bölü 1 bölü 2'ye bölmem lazım. Sıfırdan a'ya kadar. Şimdi arkadaşlarım x üzeri 1 bölü 2 bildiğim üzere kök x'tir. 1 bölü 1 bölü 2'de ters çevirirsem 2 olur. Bu da sıfırdan a'ya kadar. Şimdi a yazdığım zaman 2 tane kök a olur. Sıfır yazdığım zaman 0 olur. Eşitmiş arkadaşlarım bu 2 tane kök a. O zaman kare alırsak her taraftan 1 bölü 3 eşittir. 4 tane a yapacaktır. Buradaki a değerimizde her tarafı 4'e bölersek 1 bölü 12 olacaktır. Bize a'yı soruyordu. Doğru cevabımız D seçeneği oldu. 4'e geldik.
4 bir tane arkadaşlar mutlak değerli bir fonksiyonun integrali. Kritik noktaya odaklanacağız. X eksi 1'in kritik noktası arkadaşlar içini 0 yapan değer 1 olduğu için 1'dir. O zaman ne yapacağız? Parçalayacağız. 0'dan 1'e kadar diyeceğiz. Mutlak değer x eksi 1 dx diyeceğiz. Burada 1'den 2'ye kadar arkadaşlar mutlak değer x eksi 1 dx diyeceğiz. Buradaki şimdiki problemimiz nedir arkadaşlar? Mutlak değeri dışına nasıl çıkaracağız? Şimdi 0'dan 1'e kadar burası negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkacak. Eksi x artı 1 dx oldu arkadaşlarım. Ardından artı 1'den 2'ye kadar olduğu için de burası da arkadaşlarım aynen çıkacak. Yani x eksi 1 dx olarak çıkacak. Tamam mı? Şimdi integral alalım. Eksi x kare bölü 2 artı x'tir. 0'dan 1'e kadar artı. Burası da arkadaşlarım x kare bölü 2 eksi x'tir. 1'den 2'ye kadar. Hadi hesaplamamızı yapalım. 1 yazarsam eksi 1 bölü 2 artı 1 olacak. 0 yazdım. 0 çıktı yazmadım. Artı. 2 yazarsam arkadaşlarım 4 bölü 2'den 2 oldu. Eksi 2. Eksi dedim. 1 yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Hadi hesaplayalım. Şurası arkadaşlarım 1 bölü 2 yaptı. Şurası 0 yaptı. Burası eksi 1 bölü 2. Eksi de buradan giderse artı 1 bölü 2 olacak. Toplarsam 1'e ulaşacağım. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlarım. İkinci bir yol göstereyim ben size. Mutlak değer x eksi 1'in grafiğini çizebiliriz arkadaşlarım biz. Nasıl çizeriz? Çok kolay çizeriz. İlk önce y eşittir x eksi 1'in grafiğini çiziyorduk hatırlarsanız. X'e 0 verdim. Y'si 1. Y'ye 0 verdim arkadaşlarım. X'i de mi 1? Öyle mi oluyor? Yok, y'ye 0 verdim. Şey, x'e 0 verdim. Y'si eksi 1. Bu olmadı. Şöyle eksi 1. X'e 0 verince y'si eksi 1. Y'ye 0 verince x'i 1. Şimdi arkadaşlarım bu x eksi 1'in grafiği. Tamam mı? Mutlak değer olduğu zaman ne yapıyorduk? X ekseninin altında kalan parçasının x eksenine göre simetrisini alıyorduk. Yani şöyle yapıyorduk. Ve şu parçayı ne yapıyorduk arkadaşlarım? Siliyorduk değil mi? Şu parçayı siliyorduk. Şimdi soru bize ne diyor? İntegral alanı ilişkilendirmeye çalışıyorum. Sıfırdan diyor 2'ye kadar diyor. 2 burada arkadaşlarım. Sıfırdan 2'ye kadar grafikle x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bul diyor. E bulalım. Arkadaşlarım burası 1. E 0 yazdığım zaman burası da 1. E burası 1. 2 yazdığım zaman burası da 1. Buraya 2 yazıyorum arkadaşlarım. Üçgen 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Burası da 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Bakın 1'i çok kolay bir şekilde bulduk. Yani integralin ne demek istediğini anlarsak sorun daha kolay çözülebiliyor. 5'e geldik. Şimdi ne diyor? Belirli integral var ve değişken değiştirme var. Nereden aldım arkadaşlarım? Bakın şuradan aldım. Şurası arkadaşlarım. X kare artı 1'e u dersem ben 2 tane x çarpı dx eşittir du yapacak. Şimdi ben değişken değiştirme yaparken sınırları da yer değiştiriyorum arkadaşlarım. Şimdi x yerine 1 yazdığım zaman 1 artı 1'den alt sınır 2 oldu. X yerine 2 yazdığım zaman 2'nin karesi 4. Bir de burada olduğu için üst sınırda ne oldu? 5 oldu. Şimdi 2x dx yerine ne yazdım arkadaşlarım? Du yazdım bölü x kare artı 1'e de u kare yazdım. Şey, u yazdım u kare oldu. Şimdi 2'den 5'e kadar burası u üzeri eksi 2 du oldu. İntegralini alalım. Bir artırırsam eksi 1 bölü eksi 1 olur. 2'den 5'e kadar. Şimdi eksi 1 bölü u olur 2'den 5'e kadar. Değil mi? Yazalım. Eksi 1 bölü 5 eksi 2 yazarsam eksi 1 bölü 2 oldu. Burası eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 2 oldu. Pay değiştirelim 2 ile 5 ile. Ne oldu? 3 bölü 10 oldu. Yani biz buradaki belirli integralin değerini arkadaşlarım 3 bölü 10 olarak bulduk. Geldik buraya. Şimdi 2x integral de alabilirsin. Neyin türevidir diye düşünebilirsin. X karenin türevidir. Belirli integral olduğu için sabiti kullanmıyorum. Sıfırdan arkadaşlarım a'ya kadar yaptı. Değil mi? Buradan a yazdığı zaman a kare, sıfır yazdığı zaman sıfır oldu. A kare kime eşitmiş? 0,3'e. 3 bölü 10 ya. Seçenekleri böyle gördüm ya. Ondan 0,3 yazdım. O zaman a eşittir arkadaşlarım. Ya kök içerisinde 0,3 ya da arkadaşlarım eksi 0,3 olacak. 0,3 olduğu için de C seçeneği doğru bir cevap oldu. 6'dayım. Şekilde f fonksiyonun türevi olan f üssü x fonksiyonun grafiği çizilmiş arkadaşlarım. A1 ile A2 içinde bulundukları kapalı bölgelerin alanlarını göstermekteymiş. Buna göre 1-4 aralığındaki ortalama değişim hızı. Bakın arkadaşlarım türevden bir önceki fonksiyona geçmek istiyorsak integrale ihtiyacımız var. Yani örneğin biz 1 ile 4 arasında f üssü x dx'i hesaplarsak bu neyin türevidir diye sorarsak fx'in türevi ya. O yüzden türevden
fonksiyona geçmek için bir integral almanız gerekiyor. Bu da 1, 4. Şimdi bu ne yapıyor arkadaşlarım? F4 eksi F1 yapıyor belirli integralde. Bize diyor ki ortalama değişim hızı diyor. Yani aslında sordu. F4 eksi F1 bölü 4 eksi 1'i soruyor. Ben F4 eksi F1'i bulursam olay bitmiştir. Bakalım arkadaşlarım. Şimdi biz 1'den 4'e kadar bu fonksiyonun integralini mi aldık? Evet. Şimdi grafik bize ne anlatır arkadaşlarım? Grafik bize şunu anlatır. Der ki sen bu integralinin değerini alanlar yardımıyla bulmak istiyorsan eğer üst tarafında kalan x eksenin üst tarafında kalan alanı A1 yani pozitif olarak nitelersin. Alt tarafında kalan alanı da A2 yani negatif olarak nitelersin demek istiyor. A1 3'müş, A2 de 2'ymiş. O zaman burası 3 eksi 1 oldu arkadaşlarım. 3 eksi 2 oldu, özür diliyorum. Şu 2'ymiş. 1 oldu. A1 eksi A2'nin eşiti de F4 eksi F1 değil mi? Evet. O zaman burası 1 oldu. Alt tarafta 3 oldu. 1 bölü 3 ile doğru cevabımızı A seçeneği bulmuş olduk. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz 4 x eksi x kare parabolü ve y eşit x doğru ile sınırlı kapalı bölgenin alanı. Arkadaşlarım mümkün mertebe grafikleri çizelim. Bakın bu parabol. Biz parabol grafiğini çizmeyi biliyoruz. Şimdi bunu ben x parantezine alsam 4 eksi x eşittir 0 olacak. X'i bir sıfırda kesecek. Bir de arkadaşlarım 4'te kesecek. Kollar da aşağı olacak. Şimdi sıfırda ve 4'te kesiyorsa kolların da aşağı olması şu şekilde olur değil mi? 4'ü ben şuraya taşıyıvereyim. Tamam mı? Sıkıntı olmaz. Şimdi buradan sonra kimi çiz diyor arkadaşlarım bana? Bana diyor ki y eşittir x'i çiz diyor. Y eşittir x'de arkadaşlarım birinci açıortay doğrusu mu? Şöyle bir birinci açıortay doğrumuz var değil mi bizim? Şöyle sıfıra sıfırdan geçiyor bu da. Şimdi arada kalan bölgenin alanı şurası mı oluyor? Burası oluyor. Şimdi kesişen yerler var. Kesişen yerleri bulmak için ne yapmam lazım? 4x eksi x kare ile x'i kesiştirmem lazım. Buradan arkadaşlarım bu tarafa atarsam 3x eksi x kare eşittir 0 oldu. X parantezine aldım. 3 eksi x eşittir 0 oldu. X ya 0 oldu ya da arkadaşlarım 3 oldu. İşte o kesişen yer şuradaki 3'müş. Hocam orada 3 mü olur demeyin. Ben düzgün çizemediğim için oldu. Matematik yalan söylemez arkadaşlar. Tamam. O zaman biz bu alanı nasıl bulacağız? 0'dan 3'e kadar üstteki fonksiyondan 4x eksi x kareden arkadaşlarım çıkaracağız. Kimi çıkaracağız? Alttaki fonksiyon yani x'i çıkaracağız. Bunun integralini aldığımız zaman olay bitecek. O zaman 0'dan 3'e kadar 4x'ten x çıktı. 3x eksi x kare dx. Hadi bunu hesaplayalım. Şöyle mor kullanalım mı? 3x'in integrali 3x kare bölü 2'dir. Eksi arkadaşlarım diğerisi de x küp bölü 3'tür. 0'dan 3'e kadar. Şimdi 3 yazarsam 27 bölü 2 yaptı. Eksi 3 yazarsam 27 bölü 3'ten 9 yaptı arkadaşlarım. 27'den 18 çıksa 9 mu kalacak? 9 bölü 2 ile arkadaşlarım C seçeneğinde doğru cevabımızı bulduk. Geldik 8'e. Evet 8'de bu videomuzu kapatalım arkadaşlarım. Böyle iki arada bir derede video çekiyorum. O yüzden de 8 soruluk bir video iş görür. Şimdi gerçel sayılarda sürekli ve F ve G fonksiyonları için bu olduğu bilinmektedir diyor. Şimdi bu fonksiyonlar hem sürekliymiş hem de arkadaşlarım böyle bir fx'in değerleri gx'in değerlerinden küçükmüş ve bir de bunlar pozitifmiş. Şimdi arkadaşlarım şöyle grafikler çizilebilir. Bakın sıfırdan büyük olduğu için fx şöyle olsa, hocam dalgalı olduğunu nereden biliyorum bilmiyorum. Düz de çizebilirim, sıkıntı yok. Bu da böyle olsa, bu da kim olsa gx olsa. Niye böyle bir grafik çizdim? Çünkü her x değeri için arkadaşlarım f'in aldığı görüntüler g'nin aldığı görüntülerden büyük. O yüzden de böyle çizmem lazım. Şimdi bizim referans noktamız kimmiş arkadaşlarım? 1 ile 3'müş. Çünkü 1 ile 3, 1 ile 3 diyor ya. 1'den 3'e kadar diyelim. 1'den 3'e kadar diyelim. Şimdi diyor ki 1'den 3'e kadar gx 12 diyor. Yani 1'den 3'e kadar gx ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı 12'dir demek istiyor. Yani burası a ise arkadaşlarım burası 12 eksi a'dır demek istiyor. Tamam mı? O zaman diyor ki 1'den 3'e kadar fx dx belirli integralin değeri 0 olabilir mi diyor. Yani 12 eksi a 0 olabilir mi diyor arkadaşlarım. O zaman a'ya ne demem lazım benim? 12 demem lazım. Değil mi? Yani burası 0 olursa arkadaşlarım bu fx ne olacak? X eksenine yapışmış bir pozisyonda olur. O zaman da 0'dan büyük olmaz. O yüzden bu gitti. Yani burada 0'dan büyük diyor ya. Şimdi 12 eksi a 9 olur mu diyor. O zaman a kaç olmalı? 3 olmalı.
A yerine 3 yazarsam arkadaşlarım, buraya 9 yazarsam herhangi bir problem var mı? Yok. Şartlar sağlanıyor. Şimdi 12 eksi A 12 olursa A 0 olur diyor. A 0 olursa arkadaşlarım şu fonksiyon bunun üzerine yapışmış şekilde olur. O da şuradaki eşitsizliği bozar. O yüzden bu da olmaz. Ya da bunu şöyle yapabilirdiniz. Şimdi bunlar bu şekilde resmediliyor ya. 0 küçüktür. 1'den 3'e kadar fx dx küçüktür. 1'den 3'e kadar gx dx. Yani 12 diyebilirdiniz. 0 ile 12 arasındaki sayılar bizim işimizi görür. Ben alan mantığıyla anlatmaya çalıştım. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Bunu bitirdik arkadaşlarım. 15 dakikada bunu hallettik. Bir sonraki denememiz deneme 5. Deneme 5'te görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.